Esselamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir pizza hazırlayacağız inşallah. Ama öncesinde ben size şöyle bir göstereyim. Doku testi yapalım beraber. İnceliğini bir görelim. Daha sonra tarife geçeriz inşallah. Üzerindeki malzemeleri nasıl istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Önemli olan hamurudur, inceliğidir ve altına sürdüğümüz sosudur elbette. Şöyle bir göstereyim yakından size. Bol malzemeli. İncecik ve gerçekten altı da istediğimiz kıvamda kızarmış bir tarif. Görüyorsunuz. Evet, hiç lafı uzatmıyorum. Hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Öncelikle malzemelerini bir görelim. 1 kilogram un, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı tuz, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı ılık su, 450 gram margarin. Bu bir paket, yarım pakette kızarttım. Erimesi için. Ve hepsini unumun üzerine ekledim. Unum 9 su bardağına denk geliyordu. 1 su bardağını ayırdım kenara, kontrolü eklemek için ve yoğurmaya başladım. Yavaş yavaş yoğurmaya başladım. Bu aşamayı kaşıkla yapamazdım çünkü içinde margarinimiz var ve margarini kaşıkla eritme imkanım yoktu. Margarinin yarısını ben buzdolabında unuttuğum için donmuş şekildeydi. Onu eritmem gerekiyordu. O sebepten onu erittim. Başka bir şey yok. Yani yanlış, orada yanlış bir anlaşılmaya denk gelmesin. Onun dışında geri kalan bir su bardağı unumu da ilave ettim ve tekrar yoğurmaya devam ettim. Kaliteli bir hamur elde edene kadar. Burada unutmamanız gereken şey arkadaşlar, hamurunuz yorulana kadar yoğurmanız. O şekilde hamurun kalitesi artar Allah'ın izniyle. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Kulak memesi dediğimiz kıvamda. Üzerini hemen örtelim. Bir streçleyip bu şekilde yaklaşık 1-1,5 saat gibi bir zaman diliminde dinlendirelim. Vaktiniz varsa, vaktiniz yoksa 45 dakikada yeterlidir. Ben yaklaşık 2 saat kadar beklettim ve hamurum iyice dinlendi. Hemen aldım. Malzemelerimi hazırladım. Size şöyle bir sayayım. Öncelikle sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası uygun bir kaba aldım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı ketçap ekledim. Ve yarım çay bardağı suyum vardı. Üzerine ilave edip iyice karıştırdım. Suyun sebebi salçamı açabilmem için. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı da ekledim ve tekrar karıştırdım. Lezzet katacaktır inşallah. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı fesleğen ve bir tatlı kaşığı nane ekledim. Bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Tekrardan iyicene karıştırdım. Tepsimin altına yağlı kağıdı aldım ve hemen hazırlığıma başlıyorum. Ama önce malzemelerimizi bir görelim. Sosisi hazırladım. Sucuk, mısır, mantar, zeytin çekirdekleri çıkartılmış. Kapya biberi ve çarliston biber. Bir adet domatesimiz vardı. Ve kaşar peyniri hazırladık. Şimdi bunları kenara alacağız inşallah ve hemen elimi yağladım. Hamurumu parçalara böleceğim. Beş adet bezeye ayırdım hamurumu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bir de büyük tepsiye yapacağım için benim bezelerim büyük olması da çok sıkıntı olmaz. Siz tepsinize göre bezelerinizi ayarlarsınız. Benim bir de unum dediğim gibi 1 kilogram undan yaptık. Arkadaşlar burada unutmayın, siz kendinize göre ayarlayın. Ben bu ölçüde yaptım fakat çok fazlaydı. 3 tanesini biz 6 kişilik bir aileyiz. 3 tanesini yedik. 2 tanesini de buzluğa attım. Sonuna doğru göstereceğim size nasıl ayarladığımı ve pazar günü kahvaltıya çıkarttığımda hazır oldum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi
İlk bezimi açmaya başladım. İncecik. İstediğim şekilde. Görüyorsunuz ne kadar ince olduğunu gözle görülür şekilde. Büyük tepsiye aldım. Yağlı kağıdın üzerine ayarladım ve üzerini çatalla delikler açtım. Kızarmasını daha güzel kızarmasını sağlayacaktır inşallah. Hemen bir fırça yardımıyla sosladım. Sosunu siz ne kadar isterseniz ilave edersiniz veya daha az da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Burada önemli olan hamurun inceliği, hamurun içeliği ve tabii ki sosumuza eklediğimiz baharatlar. Siz daha fazla baharat da ekleyebilirsiniz ama burası yeterli gelecektir inşallah. Ve hemen alt kısmına biraz kaşar ekledim. Lezzet katması için. Ve malzemelerimi sırayla ekleyeceğim inşallah. Sırası çok önemli değil. Siz nasıl arzu ederseniz. Ben öncelikle Charleston biberle başladım. Biraz daha geç pişeceği için. Daha sonra üzerine kapya biberini de ilave ettim. Biraz zeytin ekliyorum. Evet ve sosis ekliyoruz. Şöyle sırasıyla. Hangi malzemeyi isterseniz onu eklersiniz. O çok önemli değil dediğim gibi. Ben pişmeyecek olanlardan başladım yavaş yavaş. Çünkü onlar biraz daha geç pişiyor. Alt kısımda kalırsa daha yumuşak olacaklardır. Üzerine biraz mısır da ilave ediyorum. Şu elimde gördüğünüz malzemeler 5 adet çıktı malzemelerden kaşar hariç. Ben kaşar peynirini bol ekledim ve öbür 2 tanesini ben buzluğa atmıştım. Onlarınkini daha sonra tekrardan yapmıştım. O ayrı yani. Bu arada arkamdaki ses için de kusura bakmayın. Çocuklar oyun oynuyor içeride. Sesleri buraya kadar geliyor. Kusura bakmayın tekrardan özür dilerim. Evet hemen üzerine mantar da ilave ettim. Ve sucuklarımı son olarak da ekliyorum. Bu arada arkadaşlar bizim tarifimiz Bursa'dan bir usta tarafından gönderildi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Celal Usta'ya. Bize zahmet edip gönderdi. Biz de hemen uyguladık. Çocuklar çok sevdi, çok beğendi gerçekten. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun sizden. Ve en son olarak da domatesimizi de ilave ediyoruz. Evet ve şu an hazır. Hepsini aynı işlemi yaptım. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bu küçük kalıpta İkra ve Enes için onu ayrıyetten yaptım. Malzemesini zeytin ve biber eklemedim. Bunu da buzluk için ayarladım. Şöyle gördüğünüz gibi öncelikle bir kat beyaz poşet geçirdim. Daha sonra üzerine de folyo ile iyice bir sardım. Şöyle 2-3 kat geçtim. Ki buzluk kokusu girmesin, silmesin içine diye bu şekilde buzluğa attım. Ve fırınımı daha önce 200 ayara ayarlamıştım. Isınmış 200 ayarda ve fanlı bölümde bu şekilde gördüğünüz gibi 15-20 dakikada zaten pişti. Siz onun kızarmışlığından anlarsınız, kontrol edersiniz. Daha sonra ben üzerine bu aşamada kaşar peynirini ekliyorum. Çünkü bundan önce eklediğim zaman yanıyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Her zaman pizzaya bu aşamada ben kaşar eklerim. Evet. Pizzamız oldu. Hemen kaşarımız eridi. Zaten kaşarı ekledikten bir 5 dakika sonra çıkartabilirsiniz. Hemen erimesi yeterli olur zaten. Hem altına ekledik hem üzerine ekledik ve aldık hemen kenara. Şöyle size göstereceğim. Görüyorsunuz nasıl da altı hemen kızardı. Hiçbir sertlik falan yok hamurunda. İstediğiniz gibi sarabileceğiniz bir durumda yumuşaktı yani. O kadar da lezzetliydi gerçekten.
Ben bu hamurla daha önce poğaça yapmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Sayfamda bulunuyor. Tam detaylı bakmadım ama öyle hatırlıyorum. Poğaçalarımı bu şekilde yaptığımı hatırlıyorum. Evet, görüyorsunuz gerçekten çok lezzetli olmuştu. Evet sevgili arkadaşlar, bizden bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Efendim, görüşmek üzere.